Herkese merhabalar. Tonguç Efe'yle birleşik yazmayı yapacağız. Tonguç evladım birleşikler nasıl yazılır evladım? Sana? Hocam kimyasal denklemlerde yaşanan olaylar atomun yapısını çok değiştiriyor. Harikasın. Öyle. Evladım Pinokyo musun sen? Hayır hocam ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Pinokyo yalan söylerse burnu uzuyormuş biliyorsun değil mi? Ama tahta burnu hocam gerçek burnu değil. Evet gerçek olmadığı için çok gerçek şanslı. Gerçek burnumuz uzar mı hocam yalan söylersek? Ee, evladım gerçek burnun da uzayabilir. O yüzden ha. yalan söyleme aman dikkat et. Tamam. Bak, Tonguç, Değerlik elektron diye bir kavram var. Bak Be4 olursa eğer, bunun değerlik elektronunu bulabilmek için, hani şöyle bir açılım vardı, 2, 8, 8 diye açılıyordu ya. Evet hocam. Şimdi burada ilk yörüngeye iki tane gelebilir, ilk Hı -hı. halkaya. İkinci halkaya 8 tane gelebilir, ama en fazla gelebileceği rakam. Bunun toplam dört tane ise eğer, iki buraya iki buraya gelir. Bu son yazdığımız zımbırtıyı da değerlik elektronu sayısı deriz Tonguç. Değerlik elektron sayısı neymiş evladım bunun? İki. İnanılmaz bir öğrencisin. Tebrik ediyorum. Çok Teşekkür iyi. Hocam. Çok Benim, iyi bir bu. siz e, bu hale getirdiniz. Ela rahatsız ediyorum. mısın? Bak şimdi. c 17ye bakarsak ilk baştakine iki gelir. Sonrakine 8 gelir. Toplam kaç oldu? 2 8 10. 10. E, 17 olabilmesi için o zaman buraya 7 gelecek. O zaman bunun değerlik elektron sayısı yani desi nedir evladım? 7. İnanılmaz öğrenci. Son halkada ne kadar varsa. Şimdi peki Tonguç'um kalsiyuma bakalım. E, kalsiyuma bakarsak... Dişleri işlendirir hocam. 2, 8, 8... Toplam kaç tane oldu? 10, 18... 2 tane daha olsa 20 olur. Heh, değerlik elektron sayısı kaçmış Tonguç'um? 2 i̇ki hocam. 2'ymiş, mükemmelsin. Oksijene bakalım Tonguç. 2, 6 şeklinde yazdık mı? Evet. Değerlik elektron sayısı kaç? 6. Bak buna bakalım. 2, 8, 5. 15 oldu. Bunun 5. Şimdi bunları ne işin kullanıyorum? Hemen göstereyim İşsizlik sana. İşsizlik için hocam. İşsizlik için diye çok basit bir mantık var burada Tonguç'um. Mesela dedik ya... Berilyum. Değerlik elektron sayısı 2. Kardeşim bu adam o zaman hangi grupta? 2A grubunda. Tamam mı? 2A grubunda. Bak bu hangi grupta? 7A grubunda. Şimdi bu adam metal. Çünkü 2A grubunda. Bu adam ametal. Çünkü 7A grubunda. Şimdi Tomuş burada çok önemli bir şey var. Bu adam son yörüngesini tam dolu yapabilmek için buraya 6 tane daha alabilir. Bak 6 elektron olabilir veya bu elektronların iki tanesini verebilir. Hangisi daha kolay sence? Altı elektron olmak mı? iki elektron vermek mi? Tabii ki iki elektron vermek. O yüzden iki elektron verip berilyum artı iki haline geliyor Tomuç. Eğer iki elektron verirse bu adam artı yükle yüklenir. Çünkü elektronlar eksi yüklerdir. Eksi yükleri atarsan artı yükle yüklenirsin. Mesela buna bakalım. Tonuç bu adam tam kararlı hale için bir elektron alabilir ya da yedi elektron verebilir. Sence hangisi daha mantık Tonguç? Rezilyum. Tabii ki bir elektron almak daha mantıklı. Doğru. O yüzden bu adamda klor bir elektron alınca Eksi bir haline geliyor. Çünkü eksi yük aldı. Elektron aldı. Burayı aldık mı Tonguç? Anladım hocam. Her, her birisinin yükü değerlik elektron sayısına göre bulunuyor demek ki. Bak bu adam altı elektron olabilir ya da iki elektron verebilir. O zaman iki elektron versin kardeşim. Kalsiyum ne olacak o zaman? Artı iki olacak. Bak şunu unutma Tonguç. Eğer e, elektron verirse artı yüklü olur. Elektron alırsa eksi yüklü olur Tonguç. Bunu unutma tamam mı evladım? Bunu bir yere yaz mutlaka. Şimdi geçiyoruz. E, ee, neye geldik? Oksijene. Oksijen ne yapmak ister kardeşim? İki elektron almak mı ister? Altı elektron vermek mi ister? Tabii ki iki elektron almak ister. O zaman oksijen iki elektron alırsa eksi yüklü olur. Kaç tane aldı? İki tane aldı. İki tane aldı. Kaç tane aldı? Kaç tane verdiği de burayı yazıyorsun. Ne alırsan eline o verir seninle. Harika. Elektron verirsen artı olursun. Elektron alırsan eksi olursun. Bu çok önemli bir prensip. Bak fosfora bakalım. Fosfor ya 3 elektron alacak ya da 5 elektron verecek. Hangisi daha basit? Tabii ki 3 elektron olmak. O zaman P diyoruz. Eksi 3 diyoruz sonuç. Şimdi bakalım birleşik nasıl yapılıyor? Birleşik yapmada şunu yapıyoruz. Bunları iyon haline getirdik ya. İşte artı 3, eksi 2 falan getirdik ya. Sonrasında diyorum ki bunun sayısını bunun altına bunun sayısını bunun altına gelecek şekilde çaprazlama yapıyorum. Diyorum ki yani Al bu iki buraya geldi. iki. O. Bu üç buraya geldi. 3 A, 2, O, 3. Çaprazlama yapıyorum. Mesela bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına geliyor. Magnezyum 3 Azot iki şeklinde yazıyorum. Artıya eksi yazmıyorum Tomuç. Artı eksi yazılmaz. Mesela sana bir örnek. X artı beş. Y eksi üç diyelim mesela. Artı beş olmasın da artı e, iki olsun diyelim. Hemen bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına. O zaman çapraz X, dövüş. 3 Y2. Çapraz dövüş harika. Street Fighter. Ne yapıyorsun burada evladım? Hocam karaoke a, mi yapıyorsun? A, o kaz Türkiye'ye katıldım hocam. Sesim o, böyle. Ne? Okaz Türkiye. Okaz mı? Evet, sesim kaz sesine benziyor. Ha, kaz sesine. Huzur mı? veriyor diyorlar sesime. Anladım, anladım canım. Lise 2'ye bakalım. Aa, Hemen... lise 2. Ben hocam ama daha lise 1'im. Aa, lise 2 gerçekten. Ben daha lise 1'im hocam bu soruyu yapamam. Hayır, lise 1 değilsin evladım sen daha. Da olacaksın Aa. Insanın. Li buraya yazdım. Bak bununki bunun altına geldi. İki. S. Bununki bunun altına geldi. Aa, Aa. Bunun altına bir yazmamıza gerek yok. Eğer bir ya, bir yazacaksan hiç yazma daha iyi. Daha iyi. Li iki S. Anlaştık mı Tonguç? Mesela bak burada da çok enteresan bir olay var. Normalde ne oluyor? A, L, 3, P, 3 oluyor değil mi? Bunun, bunun altına. Ama biz bunu kabul etmiyoruz Tonguç. Kabul Eğer etmiyoruz. Eğer birbirleriyle aynıysa direkt Alp yazabilirsin Tomuş. Aa benim arkadaşım hocam. Arkadaşın Ar Alp. Harika. Çok sevdiğim bak, bir arkadaşım Alp e hocam. Alp'imizi burada. Şimdi aynı şekilde bak. Ca2 O2 yazacağım ve ben ne diyorum artık? CaO diyor. CaO diyor arkadaşım Çünkü hocam. Çünkü bunu CaO diyor arkadaş yok ama Çin'de olsaydın mutlaka alırdın. CaO. Şimdi mesela birleşik yapalım. X12 ve Y9 a. Bir kere hemen X12'yi açıyorum. 2 sek... 2 8 10 oldu. Bir tane daha 2. Değerlik sayısı 2 hocam. Değerlik elektron sayısı 2. O zaman bu adam 6 elektron alır mı 2 elektron verir mi? 2 elektron verir. O zaman x üzerinde 2 elektron ve elektron verirse artı olacak. Kaç tane elektron vardı? 2 tane. O zaman x artı 2. Tertemiz. Süper. Y'ye bakalım. Y9. 2, 7 şeklinde yaptım. O zaman bu adam değerlik elektron sayısı 7. O zaman bu adam ya 1 elektron alır ya da 7 elektron verir. Hangisi daha basit? Tabii 1 elektron alması. O zaman Y diyoruz bir elektron aldığı için bir yazıyoruz ama aldığı için de eksi bir yazıyoruz Tonguç. Rezalet. Şimdi ne rezalet lan? Sonra bunları yan yana getiriyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Çok basit bir şekilde x artı iki, y eksi bir yan yana yazıyorsun Tonguç. Sonra diyorsun ki bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına geldin. X 1 y 2 Ama bir yazmadığımız için X, Y, şeklinde yazıyoruz. Muhteşem bir şey. hiçbir zaman yazmaz unutma. Bir Rezillik olduğu zaman hocam, yazmaya hocam. gerek yok. Yani. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Üşenmiyorsun evladım. Üşenmeyeceğim Aynı ya. zamanda Tonguç da de yağmurumuz devam ediyor. Şefsini video yağmuru hocam. harikasın. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Söylentiler var hocam.